Figen Demir. 1984 Bursa doğumluyum. Üniversiteyi Eskişehir'de okudum. 2007 yılında İstanbul'a geldim. Reklamcılık halkla ilişkiler okumuştum sektör sebeple. Ondan sonra birkaç sene, bir 8 sene kadar aktif olarak ajanslarda çalıştıktan sonra bir şekilde ufak arayışlarla birlikte önce hobi olarak başladığım, kendime yaptırarak tanıştım aslında masaj ve masaj dünyasıyla diyebilirim. Sonrasında biraz daha ciddi öğrenme boyutuyla hareket ederek Japonya'ya gittim. Çünkü Shiatsu öğrenmeye karar vermiştim. 2015 senesinde oluyor bu. 2015'ten döndükten sonra hala hem öğrenmeye devam ederek hem uygulayarak hem biraz freelance eski reklam işleriyle birlikte geçimimi sağlıyorum. İstanbul'da ağırlıklı olarak İstanbul'da ikamet ediyorum. Shiatsu Japon beden terapi yöntemi diyebiliriz. Çok farklı tanımları var. Bunu her okul ya da her hoca ya da farklı shiatsu okulları da aslında biraz daha farklı tanımlıyorlar. Ama kelime anlamıyla shiatsu şeklinde baktığımızda shi parmak, atsu da baskı demek. Dolayısıyla parmak ve baskı içeren her şey bunun altına giriyor. Dolayısıyla da tanımlar bir yerden sonra karışıyor. Çünkü yoruma açık bir hale geliyor. Bazı kaynaklar nokta terapi olarak söyler. Bir boyutu öyledir. Bir okula göre evet noktalarla terapi şeklinde ifade ediliyor olabilir. Ama benim aldığım ekollerle diyebilirim. Benim hocalarımın uyguladığı haliyle ve benim de uygulamaya çalıştığım haliyle aslında biraz daha dokunarak iletişim kurmak diyebiliriz. Ben biraz böyle kendi araştırmalarımdan, okuduklarımdan ve işte eğitimler sonrası benim ifade ediş şeklim shiatsu'yu insanı iyileştirmeye götüren Japon dokunuş sanatı şeklinde böyle bir sürü tanımdan alıp bir kombinasyon yaptım. Shiatsu masaj mıdır, değil midir? Shiatsu masajı bunlar çok kullanılan tabirler. Aslında en kolay anlatacağımız şekli bazen ben de bu kaçamak cevabı veriyorum. Shiatsu ne yapıyorsun dediklerinde Japon masajı diyorum. En kısa ve en net anlattığı hali o. Ama aslında Shiatsu masaj değil. En azından benim aldığım eğitimlerde benim hocalarımın hiçbiri Shiatsu'nun yanına masaj koymazdı. Shiatsu, shiatsudur nokta. Bu şekilde ifade ederlerdi. Masajdan ayıracağımız en büyük, ilk akla gelen tarafı yağ kullanılmıyor. Direkten uygulanmıyor. Kıyafet üzerinden uygulanıyor. Tercihen yerde veya rahat bir zemin üzerinde. Bazen masaj masasının üzerinde uygulanması da mümkün. Ama Japon kültüründen gelen bir teknik olduğu için onların yerle temasını ve sürekli yerde oturmaları, yerde yatmaları, yerde yemelerini düşündüğümüzde dolayısıyla bu yapacakları çalışma da yerde geçiyor olacaktı. Ben de masaj demeden shiatsu'yu anlatmaya çalışan ekolden gelen bir shiatsu uygulayıcısıyım. Ben sadece shiatsu öğrenmek istediğimi biliyordum. Herhangi bir kesin kararım yoktu. Evet, ben bunu öğreneceğim ve bunu yapacağım gibi. Bunun geçmişi biraz benim kendim sürekli masaj, kendi sıkıntılarım yüzünden bedensel problemler, masa başı çalışmak, işte ajans hayatı, stres, yoğun, herkesin şu ara daha çok muzdarip olduğu dertler. Ben sanırım fazla hassas bir bünyeye sahibim. Genel olarak çevremden daha erken bu dertlere sahip oldum ve onun çözümüne yönelmek zorunda kaldım. Çünkü artık devam edemiyordum. Daha 2 yıl olmuştu çalışmaya başlayalı bu arada. Sonra masaja gide gele doktor tavsiyesiyle ve bir şeylerin değiştiğini gördükçe öğrenmeye karar verdim. O zaman da amacım sadece kendim için beden farkındalığımı kuvvetlendirmek için, biraz anatomi öğrenmek için ve merakımdan masaj öğrenmekti. Anatomi öğrenmek adına yanında masaj da geldi hatta. Sonra baktım seviyorum ve yapmak istiyorum ve bir şekilde o seneler çok fazla şey dediğimi hatırlarım. İşi de değiştirmek istiyorum ama kararsızım. Ben ellerimle bir şey yapmak istiyorum ama hiç masaj yapmak ve böyle bir yola gideceği de yoktu aklımda. Sonra benim Japonya'da çok yakın bir arkadaşım yaşıyor uzun senelerdir. Artık 8. 9. senesi. Zaten onun yanına gitmeyi çok istiyorum. Bir şekilde masajla tanışmışım ve masaj yapmaya başlamışım. Öğrenmek istiyorum. Ve shiatsu, Japonlar kesin onların yaptığı biraz daha iyidir. Bir farklılığı vardır diyerek hepsini birleştirdim. Elimdeki birikimi bir şekilde buraya yatırarak ben Japonya'ya gittim. Çünkü shiatsu öğrenmeye karar verdiğimde Türkiye'de yeterli bir okul ve yetkin bir eğitim merkezi bulamadım. Sadece shiatsu'ya adanmış. Bir hoca da bulamadım. Dolayısıyla ya Avrupa'ya gitmem gerekiyordu okullar için ya Japonya'ya gitmem gerekiyordu. Japonya tabii ki çok cazipti. İmkanı da vardı arkadaşım olduğu için. Oraya gittim. Shiatsu için dokunarak iletişim kurmak olarak konuşmuştum. Ama şu
bu süreçte, bu dokunmanın tamamen bittiği süreçte tabii ki ilk başta bir sarsıntı yaşadım ben de. Bir dakika, ne oluyor o zaman, nasıl ilerleyecek bu, ben ne yapacağım diye. Ama bir şekilde Shiatsu'nun o connection ya da bir bağlantı bizde çok önemli bir öğedir. Aslında bizim yaptığımız şey, bizim dokunuşumuz vasıtasıyla kişinin kendiyle iletişime geçmesini sağlamak. Yani seans esnasında yatıp hiçbir şey yapmıyormuş gibi gözükürken aslında kişi oradaki dokunuş vasıtasıyla beden farkındalığını belli bölgelere, belli alanlara, belli moda yönlendirerek kendini dinliyor ve dinleniyor oluyor. Yani ne kadar dokunmak bunu kolaylaştırıyor olsa da bizim aslında asıl başarımız ve gelmek istediğimiz yer kişinin kendiyle olan temasını kuvvetlendirmesi. Ve bu süreç madem bizi dokunmamızı engelliyor, dokunmadan bu mümkün olabilir mi diyerek çeşitli çalışmalara başladık. Çalışmalardan kastım burada herhalde avantajlı olduğum tek şey bunu tek başıma yapmıyor olmamdı. Çünkü benim hocalarım ve masterlar da şu an dünyanın her yerinde, herkes kapalı ve kimse dokunmuyor ve hepsi benimle aynı durumdalar. Ben normalde muhtemelen çok daha üzülüp depresyona girebilirdim bu süreçte, fakat herkes evde kapalı ve herkes işte hep çalıştığı işi o şekilde yapamıyorken yine güzel okullar, yurt dışından ve İngiltere'den bir okul ön ayak oldu. Güzel webinarlar düzenlemeye başladılar ve hep birlikte hem beyin fırtınası hem çalışarak bunun zaten çalışıyor olduğumuz kişilere daha kolay oldu anlatması. O temas ve enerjiyi kişileri sözle yönlendirerek, bazı hareketler yaptırarak, bu işte enerjinin bizde hastalıklar ve sıkıntılar sıkışmış enerji olarak adlandırılır. Yani buna çok basit şey örneği verebilirim. Sürekli cep telefonuna bakıp şu pozisyonda duruyorsak, bunu sürekli bu şekilde tuttuğumuz için burada bir takım sıkışmalar oluyor. Enerji hattındaki akış tam olmuyor. Çünkü anatomiye aykırı, normal duruşun aykırı şekilde bir sıkışma var kaslarda. Dolayısıyla o sıkışmalar sonrasında birikerek bir çeşit sıkıntı ve ağrı, sızı ya da farklı sorunlara sebep oluyor. Dolayısıyla bunun çözümü o enerjiyi hareket ettirmek, evet dokunarak, hissederek, orada farkında olmadan tuttuğumuz şeyi gevşetmek bir yolu. Ama aynı şekilde kişinin bunu fark ettirebilirsek eğer dokunmaksızın, bu da diğer bir yolu. Bunun en kolay yolu oraya dikkatini yönlendirmek oluyor ve hareket oluyor. Online seanslarda da aslında tabii ki tam bir Shiatsu'nun tam performansa daha önce alışık olduğumuz şekilde bir rahatlama olmayabilir. Ama başka türlü yine o enerjinin hareketlenmesi, dengelenmesi ve o çözülmelerini sağlayacak şekilde sözel yönlendirmelerle bu işi ilerletebiliyoruz şu aşamada. Shiatsu ile akupunktürün ortak olduğu şey ikisinin de bu enerji kanallarını, aynı meridyenleri kullanıyor olmasıdır. Akupunktur noktası diye bahsettiğimiz şeyleri, o hatları birleştirdiğimizde aslında enerji meridyenleri ortaya çıkıyor. Biz Shiatsu'da noktaları da kullanıyoruz ama noktalara iğne batırmıyoruz. El baskısı ya da esnetmelerle oradaki şey uyarmaya çalışıyoruz enerjiyi. Aslında ortak noktaları sadece ikisinin de aynı enerji meridyenlerini kullanıyor olmasıdır. Bu Çin tıbbında geçen. Shiatsu farklı ekollerde biraz daha hastalık odaklı çalışan kişiler ve ekoller de olabilir. Benim tercih ettiğim yol kişinin daha iyi hissetmesi ve iyiliği yönünde olmasıdır. Dolayısıyla akupunktürde beklenen belli hastalıklar için spesifik noktalara belirli kombinasyonlarla orada o hastalığı tedavi etmek olabilirken, böyle çalışan akupunkturcular olabilirken, biz çok fazla hastalık konuşmuyoruz. Yine aynı enerji hatlarına el baskısı ve dokunuşlar ve esnetmeler, germelerle o enerji dengelenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Sıkça gelen şikayetler işte boyun düzleşmesi, fıtık başlangıcı, boyun ağrısı, bel ağrısı, sırt ağrısı, omuz ağrısı, kulunçlar, kürek kemiklerinde ağrılar. Bunların hepsinin büyük ölçüde kaynağı stres ve asıl bizim baş etmemiz gereken şey, temel şey stres. Şikayet gibi baktığımız şeyler aslında bizim vücudumuzun strese karşı verdiği doğal tepkiler. Yani zaten bütün gün bir ekrana bakıyoruz. O ekrana bakarken, çalışırken işte sinirlenebiliyoruz ya da stresli oluyoruz. Zaman baskısı var, bir şeyleri yapmamız gerekiyor. Ve strese karşı sürekli olarak böyle içe kapanma, boyun. Zaten eğer ekranımız işte çalışırken düzgün tam yüzümüzün karşısında olacak şekilde değilse zaten sürekli olarak maruz bırakıyoruz aşağı doğru düşmesine ve buralara sürekli bir ağırlık
bilmesine. Ekranda çalışmadığımız süreler boyunca yaptığımız şey telefonumuza bakmak büyük ölçüde ve telefona bakarken yine düzgün değil, yani omurgamız dik değil. Omurgayı sürekli olarak öne düşürecek hareketler yapıyoruz. Biraz böyle yorgunsak ve çöküyorsak, biraz üzgünsek o tam içine kapanma, omuzlar öne doğru gidiyor. Zaten bilirsiniz C omuz var bende derler. İşte kadınların çanta taşıması olabilir. Akşamleyin koltuk karşısında böyle televizyon izlerken ya da Netflix'te saçma sapan böyle pozisyonlarda uyuyakalmalar falan. Bunların hepsine bakarsanız evet sonunda bir yerlerimiz ağrıyor ama bunlar hep birikim sonucu olan ağrılar. Dolayısıyla herhangi bir seanstan, herhangi bir doktordan, bir ilaçtan, bir şeyden pat diye bunu kesip almasını, değiştirmesini beklemek olmaz. Çünkü yavaş yavaş, yavaş yavaş birikip belli bir yaştan sonra özellikle vücut artık tolere etmediğinde sinyal olarak bize ağrı gönderiyor, acı gönderiyor. Artık bizim şu problemimiz var diyoruz. İşte boyun düzleşmesi, omurganın asıl pozisyonu tersine sürekli hareket yapmak zorunda kalmaktan adapte olmaya çalışıyor aslında. Vücudun yaptığı şey bizim yaptığımız yaşam tarzına uygun hale gelmek. Dolayısıyla bizim temel çözümümüz bunları fark etmek ve bunları geriye doğru nasıl düzeltebilirim diye aşama aşama ilerlemek olur. Buralarda bedensel yoga ya da başka egzersizler ya da işte çeşitli terapiler çok daha etkili oluyor. Çünkü size beden farkındalığını sağlıyor. İnsan kendini dinleyip kendiyle o iletişimi kurdukça, benim Shiatsu'da söylemeye çalıştığım temas, insanın kendiyle temas etmesi aslında biraz bu, bunu anlatmaya çalışıyorum. İnsan kendi içinde, gözlerin içine çevirip benim işte dokunuşla birlikte, ha benim kürek kemiklerimin arkasında şu an şunlar oluyor, aa ben bunu sürekli bu şekilde yaptığım için bu olabilir gibi bir çeşit kendince akıl yürütmeye başlıyor. Ve ardından o soruna sebep olan şeyi azaltmaya geçiyor hayatında. O azaldıkça zaten sorunun asıl çözümü geliyor oluyor. İnsanlara söyleyebileceğim şey, herhangi bir insandan, herhangi bir terapiden, tek bir şeyden kesin çözüm beklemektense sorun neyse, şikayetimiz neyse onun neden olduğuna dair biraz kafa yormak, biraz onu düşünmek, onun için gerekenleri yapmak ve yani hayatımıza bir şey değiştirmeye kararlı olup o değişim içinde gereken eforu sarf etmek. Yoksa bizi kendimizden başka kimse iyileştiremez, kimse kurtaramaz. Yeter ki doğru teknikleri, doğru yöntemleri, doğru yardımı almayı bilelim. Söylemesi en çok zevk veren Japonca sözcükler bende bayağı var. Shoganai diye bir lafları var. Çok düzgün telaffuz edemiyor olabilirim ama oradayken çok işe yarıyordu. Shoganai böyle şey... Oldu, yapacak bir şey yok, ne yapalım, kader, sağlık olsun. Bir sürü yere gider ama bunu böyle lokallerin arasında söylerseniz muhtemelen severler sizi. Böyle bir şaşırtıcı gelecektir. Şeyi çok severim, ma diye bir sözcükleri var. Aslında konsept bu, boşluk, gap ve Japon kültürünü düşündüğümüz o minimalizmi. Aslında tasarımdan ziyade onlar boşluk tasarımı yapıyorlar. Yani boşlukları çok düzgün kullandıkları için o kadar sade ve güzel geliyor. Ki bunu Shiatsu'ya bile bağlayabiliyorum ki insanın dinlenmesi, kendi hayatında o koşturmaya bir ara vermesi, zihnini dinlendirmesi gibi. Kokoro çok seviyorum bir de. Kokoro. Kokoro da kalp ama fiziksel kalp değil, ruh ve zihni de barındıran bir çeşit kalp. Biraz bizim gönül gibi olabilir ama İngilizce mesela çevrilemeyen kelimeler gibi düşünülüyor burada. Biz de hep arkadaşımla onu düşünürdük. Aslında bizde gönül var bayağı yakın diye ama kokoro güzel bir kelimedir sevdiğim. Daijobu var. Daijobu iyi misin? Okey, tamam, devam. Orada bir sürü yerde kullanabileceğiniz bilirseniz bayağı işinize yarayacak bir kelime. Devam edeyim mi daha? Daha akrabalara söylenmesi zor meslekler. İkisi meslekler. Bende ikisi de var. Reklamcıyım dediğimde de anlaşılmıyordu. Hangi reklamda oynuyorsun? Bizim çocuğu da oynatır mısın? Gibi şeyler. Sonrasında Shiatsu'yu hiç anlatmaya çalışmadım. Yani bir şekilde geçiştiriyorum. Bazen hala reklamcıyım diyorum. Bazıları biliyor. Genelde zaten uyguluyor oluyorum onlara biraz. Bak şöyle bir şey yapıyorum. Japonya gittim bunu öğrendim dediğimde İlgilenmiyorlar ne yaptığımla daha sonrasında. Japonya'da bulunup Türkiye'de bulunmayan şeyler. 24 saat açık kombiniler ve onigiri
yiyeceğim. Onigiri. Onların pirinç topları aslında dünyanın en düz yiyeceği ve benim onu sevmeme bütün Japonlar ve orada yaşayan herkesi çok şaşırdı dümdüz. Orada Allah en ucuz yiyecek diyebilirim. Benim en etkilendiğim daha ilk gittiğim zamandan beri tuvaletlerin üstünde, rezervuarların üstünde küçücük muslukları var. Ki elinizi o suyla yıkayın. Ya daha doğrusu o muslukta yıkadığınız su doğrudan bir sonraki sifon için rezervuarda birikiyor oluyor. Böyle bir su tasarruf yöntemleri var. Aşırı basit bir yöntem. Ben ondan çok etkilenmiştim. İsterdim ki bütün klozetlerin rezervuarları o şekilde bir musluklu olsun. Ekşi itiraf. Erkeklere masaj yapmaya bayılmıyorum. Ama neyse ki shiatsu'da sıkıntı yok. Çünkü seksist algılanmak istemem ama böyle bir seansta yani güzel böyle ufak çıtı pıtı bir kadının sırtında yağlı güzel çalışmalar yapmak varken hani kıllı kocaman bir sırt hiç cazip olmuyordu. Shiatsu'da problem yok. Ağza kürekle vurma isteği uyandıran kelimeler. Masör müsün? Ya da masöz müsün? Ama masör ikisi de. Hangisi daha kötü bilmiyorum. Selülit masajı yapıyor musun? Ben anlatıyorum her şeyi. Shiatsu, insanın kendiyle teması falan böyle yarım saat sonra. Selülit masajı var mı? gibi bir soru geliyor. Yani çakra açıyor musun? Var bir de. Shiatsu seansları sırasında ben de çok sakin bir moda geçtiğim için ve bütün dikkatimi o an çalıştığım insana yöneltiyor olduğum için aslında ben de ufak bir meditatif bir duruma geçiyor oluyorum. Kişinin zaten sinir sistemi yatışıyor ve o bir rahatlama moduna geçiyor ve bu shiatsu'nun dokunarak bir iletişim kurmak olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla aslında karşılıklı olarak o sakinleşiyor, ben sakinleşiyorum, ben sakinleşiyorum, o sakinleşiyor. Böylece aslında her seans benden bir enerji almak ya da benim enerjimi tüketmekten ziyade bana da iyi gelen bir şey oluyor. Eğer o iyi hissediyorsa ben de daha iyi hissediyorum, oluyorum. Bir de bittikten sonra eline sağlık diyorlar ve çok mutlu ediyor. Ekstra mutlu oluyorum.